Bu bölümde AutoCAD ortamında çizimleri bloğa dönüştürme, blok oluşturma, bloklar üzerinde düzenlemeler yapma, attributes dediğimiz nitelikli blok ekleme, yine dinamik bloklar oluşturma ve bunların kullanımı ile ilgili detaylı uygulamalar yapacağız ve aynı zamanda komutların kullanımlarına değineceğiz. Tabii ondan önce blok nedir, biraz ona değinmekte fayda var. Ve kullanım amacından biraz bahsetmekte fayda var. Arkadaşlar, bloklar AutoCAD ortamında çizimlerimizi hızlandırmak, işlerimizi kolaylaştırmak için oluşturulmuş birçok çizim ve şeklin bir arada barındığı, üzerinde düzenlemeler yapabileceğiniz hazır çizimler olarak düşünebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse bu an mimari projede görmüş olduğunuz kapılar, yine kapıların dışında pencereler, diğer mimari bileşenlerin hepsi birer bloktur. Bu bloklar her birisi tek tek çizilmeye kalksa, buradaki kapının şeklinden bahsetmek gerekirse, işte pencereden, buradaki tefriş elemanlarının her birisi tek tek çizilecek olursa ciddi bir zaman kaybı olur. Yine bunlar bir blok olarak oluşturulsa ya da bir grup haline getirilse, kullanılsa, yani bu da yeterli olmaz. Başka projede yine benzer şeylere ihtiyaç duyacaksınız. Dolayısıyla bunları bir blok kütüphanesi oluşturup buraya kaydettikten sonra bunları sürekli bütün projelere ihtiyaç duyduğunuz durumda kullanmak suretiyle, hatta üzerinde ölçüsünde, şeklinde, formunda değişiklikler yapmak suretiyle, özellikle dinamik blok vasıtasıyla bunları projelerinizde daha verimli, daha etkili kullanarak çizim işlerinizi kısaltabilir, daha organize yapabilir hale geleceksiniz. Blokların temel kullanım amacı budur. Tabii bloklar her çeşit alanda mevcut. Yani buradaki işte kapı pencereden başlamak suretiyle, yani tefriş, mimari, mekanik, mobilya çizimleri ve benzeri alanlarda çok yaygın olarak kullanılmakta. Hatta buradaki yazılan eklemesine kadar bu işlemi attributes komutuyla yapıyoruz. Buna kadar bütün işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. AutoCAD'in sunduğu güzel bir özellik ve uygulama. Bunları derslerimizde detaylı bir şekilde göreceğiz.